Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 5 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. Özdeş iki dikdörtgen bir düzgün altıgen içine şekildik gibi yerleştirilmiş. Bir kenarı kaç birim? 8 birim. 8 birim, 8 birim, 8 birim, 8 birim olduğunu biliyoruz. E ben buradaki x'i bulmam için ne yapmam lazım arkadaşım? Şurada büyük ihtimalle özel bir açı vardır. E şurada kaçı bulmaya yoğunlaşayım. 90 derece, 90 derece ve ben buranın 120 derece olduğunu biliyorum. Buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. 120 derece olduğundan ne yapabiliriz? Şunu uzatabiliriz ya da şunu uzatabiliriz. Hiç fark etmez istediğin şekilde uzat. Şurası da 90 derece ya. 120, 30 ve 90'ın toplamı kaç yapıyor? 240 yapıyor. 360'a ya tamamlayan açısı 120 derece yaptı. O zaman burası 60 yaptı. E burası 90 olduğundan 30 oldu. 30, 90 ise burası da 60 yaptı. A, güzel bir şey. 60'ı bulduk. 8 ve 5 var burada. Hemen ne yapalım? Şuradan bir dikimizi çizelim. Şu diki çizince ne çıkıyor? 90 derece, 90 derece. Kosinüsten de yapabilirsiniz ama kosinüse karşıyız biraz. 90'ın karşısı 8'e 30'un karşısı kaçtır? 4, 4 Buraya kaç kaldı? 1. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 köküştür. Ve burada Pisagor. Yani x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesinden dolayı 48 49. x kare 49 yaptı. Böylelikle x 7 çıktı. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Düzlemde bir ABCD yamuğun içerisine bir altıgen çizilecekmiş. Hemen bir yamuğu çizeyim şöyle. Yamuk şöyle bir yamuk çizeyim bakalım yamuğun nasıl bir yamuk olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar rastgele bir yamuk çizdik şöyle a b c, D şeklinde şuraya yazayım a b c ve d olduğunu biliyoruz ve CD bir kenarı CD olacak bir şey Demek ki bir kenarı CD e F, G, h altıgeni çiziliyor ve FG kenarı AB tabanı üzerinde tamam şimdi şuradan bir şöyle FG kenarı seçelim o zaman bizim düzgün altı yeni şöyle mi olacak bazı arkadaşlar şöyle çizmeye çalışır. Böyle olduğunu nereden biliyorsun? Bilemezsin ki şu kenar üzerinde AD kenar üzerinde değil ki. Altıgenimiz şöyle içine çiziyoruz diyor bak. Şimdi bir kenarı da AB üzerinde diyor böyle. İşte altıgenimiz bizim kesinlikle ama kesinlikle bu şekildedir. Ve yazalım harfleri de C, D, E, F, G, H. Ve burada FG kenarı da bu AB kenar üzerinde oldu mu? Oldu. Şimdi AB kenarının uzunluğu kaç verilmiş? 13 verilmiş. Hemen 13'ü göstereyim. Şurası 13. Ondan sonra DG köşegeni uzunluğu vermiş bize. DG köşegeni de bu. Arkadaşlar bu en uzun köşegen simetri ekseni bir kenarın iki katı değil mi? Evet. E burası 13 olarak verilmişti zaten bize. O zaman bu 6 ise bir kenar kaç yaptı? 3 yaptı. O zaman her şey meydana çıktı. Bizden yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. Yani 13 artı 3. Çarp yükseklik yükseklik yok ama düzgün altıgende ben yüksekliği şöyle bulabilirim. Şu yükseklik olmuyor mu? Çünkü niye? Burası 120 derece bunlar da 30 30 olduğundan dolayı burası 90 oldu. Bak yamuğun yüksekliği oldu. E burası 3 3 ya burası da 3 kök 3 mü yaptı? Aynen öyle yüksekliğimiz 3 kök 3 oldu. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik böyle ki 16 ile 2 sadeleşince 8 8 kere 3 24 cevabımız böylelikle 24 kök çıkar. Evet ikinci soruyu denizli bulduk geldik 3'e. Çevrel çemberin yarı çapı R ve kenar sayısı N olan düzgün çokgen eşit kenar uzunlukları R olan N tane eş ikiz kenar üçgenin birleşimiyle oluşur. Hmm. Bak diyor ki düzgün çokgen çevrel çemberin yarı çapı. Mesela çevrel çemberin merkezi burasıysa N tane böyle üçgenden oluşuyor diyor bize. Bunu anlatıyor bize. Şöyle N tane şeyden oluşuyor diyor. Tamam oluşsun hocam. Bu kaçgen? Ongen. Ongen de 10 on tane üçgenden oluşacak böyle. Şöyle şöyle 10 tane üçgenden oluşacak. Tamam. Oluştu gerçekten de. Bize çözüm yöntemini vermiş oluyor bak dolayısıyla. Şimdi bu en tane eş üçgen ya. 360'ı 10'a böldüğüm zaman kaç yapıyor? 36'ım yapıyor? Evet. 360'ı 12 gelmiş pardon. 12 gel. 360'ı 12'ye böldüğün zaman 360'ı 12'ye böldüğün zaman burada eş üçgenler ya 12 tane eş açı var yani burada. 360 12'ye böldüğünde her bir eş açı 30 derece yaptı. 30 derece yaptı. He. Şunlar da bak. Çevrel çemberin yarı çapı olduğundan bunların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. Ha burada da 60 derece çıktı. 60 sağ. Burası da 60. Burası da 60 oldu. Eşken üçgen çıktı. Çevrel çemberin yarı çapını ne bulmuş olduk o zaman? 6 bulmuş olduk. E bu bizim 12 tane üçgenden oluşuyor ya. Bizden de alan isteniliyor. 12 tane üçgenin alanından neyi çıkartacağız arkadaşlar? Karenin alanını çıkartacağız. Olay bitti. O zaman bir kenarı şöyle şu üçgenin 6 olan bir üçgenin ve bir kenarı 6 olan ve bir açısı 30 derece olan üçgenin alanını bulacağız. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2'den bulursunuz ama gerek yok. Çek bir 90 derece 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bir tane üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den 9. O zaman tüm alan nedir? 12 çarpı 9'dur. E, beyaz alanı da çıkartacağım yani 6'nın karesini çıkartacağım. Burası 108 yapıyor. Yok 9 kere 2 18 evet 108 yapıyor. 108'den 36'ya çıkarttığımız zaman da kaç yapar cevap? 72 yapar arkadaşlar. Taral alanı bu şekilde bulabiliriz. Güzel bir soru. Ee, normalde müfredatta yok diyorlar ama böyle bir tanımlamayla böyle bir soru gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Hoş bir soru. Üçüncü soruyu Ceyhan bulduk. Geldik dörde. <laughs> evet. Dış açının nasıl bulunduğunu söylemiş ve düzgün beşgenden bahsetmiş. Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derece? 360 bölü 5'ten 72 derece. Hocam burası 72 ise iç açısı kaç derece oldu? 108. Hocam 108 ve burası da 72 olduğunu biliyoruz. Şunu da bir eşkenar üçgen olarak vermiş. 60 60 60'ları da yazalım. 60 72 daha toplamı 140 kaç yapıyor? 6 7 daha 132 yapıyor. Evet 132 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 48 kaldı. E hocam burası 48 ise şurada kaçı? 2 iç açı bir dış açıdan burası da 24 yaptı. Aa şunlar birbirine eşit oldu ve çevreden bahsediyor. O zaman ben şuraya bir x diyeyim. x diyeyim. Şuraya da bir y diyeyim. Düzgün beşgenin bir kenarı x artı y yaptı sonra ne yapacağız peki burada? Burada sonra ne yapacağız? Başka ne diyor? Eşkenar üçgenin çevresinden bahsetmiş. Şu eşkenar üçgenin çevresini de vermiş bize. Eşkenar üçgenin çevresinden bahsetmiş. Ve bu arada x artı y düzgün beşgenin bir kenarı. Aha da burası da x artı y değil mi? Evet. E şuraya da bir z diyeyim ben. Düzgün eşkenar üçgenin çevresini 24 demiş. Yani x artı y artı z'yi 24 bölü 3'ten kaç 8 olduğunu biliyoruz biz. Çünkü eşkenar üçgenin çevresi verilmiş. 8 ise bizden ne isteniyor zaten? X artı Y artı Z isteniyor. Cevap böylelikle 8 çıkar. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Evet. 180 eksi dış açı formülüyle hesaplandığını söylemiş bir iç açının. Özdeş iki dikdörtgen verilmiş ve bu şekilde oluşturmuş. 81 derece var burada. Şimdi buradaki dikdörtgen olduğundan 90. iç açı da 108 derece olduğunu biliyoruz ya da formülden bulursunuz. Burası kaç çıktı? 18. 18, 81 daha kaç yaptı? 99 yaptı. Burada kaç ya da 81 kaldı. A ne çıktı burada? Şununla şu birbirine eşit oldu. Ee, bununla bu birbirine eşit oldu. O zaman buraya ben bir A, buraya da bir B diyecek olursam. Hocam A artı B iken burası. Burası da A artı B oldu. Yani kısa kenara B, uzun kenara A dedim. Şu bir kenarda A artı B oldu. Zaten düzgün beşgen çevresini 30 vermiş. 35'e böldüğümde A artı B'de kaç çıkar? 6 çıkar. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenlerden birinin çevresi isteniyor Hocam şurası A burası da B ya Yani bizden çevre dediğimiz 2A artı 2B isteniyor Dikkat et A artı B'yi biz 6 bulduk Yani 2 parantezinde A artı B isteniyor bizden E burası 6 ise cevapta kaç çıkar? 12 çıkar Beşinci soru böylelikle akçay oldu Geldik 6'ya Bu şekilde 1-2-3 numaralı köşeler aynı doğru üzerinde Evet 1-2-3 aynı doğru üstündeymiş Yani şu doğru salmış Peki doğru olsun Ha, doğrusal olunca burada dış açıdan bahsedebilirim. kaççgen bu bilmiyoruz Kenar sayısı kaçtır diye soruluyor zaten bize şurası 90 derece. Hocam bunun dış açısına Alfa diyelim böyle İkiz kenardan dolayı Burası da alfa mıdır Evet Sonra ne yapacağız burada? Sonra dış açıdan yola çıkabiliriz yine dış açıyı nasıl kullanabiliriz? şu çokgenin bu doğrusal olduğu için dış açısı burada da dış açısından bahsedeyim. Hocam şurası da doğrusaldan dolayı dış açı alfadır. E 2 iç açı bir dış açıdan 2 alfa. E burası da 90. Toplamda 3 alfa eşittir. 90sa alfayı 30 buluruz. E dış açıyı biz 30 bulduysak eğer 360'ı 30'a böldüğümüz zaman kenar sayısını verir. O da kaç çıkar? 12 çıkar. 6. soru. Böylelikle balık eseri çıktı. Geldik 7'ye. Boyalı bölgenin alanı. Tabana ait yükseklik bulacağız arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Şunlar hep bir yarım falan kesmiş böyle. Aa hocam bak 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 bak. Şuradan en uzun köşegeni çizecek olursam. En uzun köşegen çizdiğinde 60-60 diye bölüyor mu? Bölüyor. E hocam burası da 120. Bu doğrusal oldu. Şurası zaten 90 değil mi? Burası 30 derece olduğundan. Hani 120-30-30 ya. E tabana ait yükseklik çıkmış oldu. Bir kenar uzunluğu da bir birim mi? Evet. Şurası bir birimse eğer bir birse burası köküç oldu. Burası da köküç. Burası da köküç. Hocam burası bir. E burası birse bir kenar. En uzun köşegende bir kenarın iki katıydı. Yani burası da iki. Taban çıktı mı çıktı. Tabanımız 3 kök 3. Yükseklikte 3 değil mi? Evet. 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2. 9 kök 3 bölü 2 yapar alan. Böylelikle 7. soruyu da Akçay bulduk arkadaşlar. Ve ÖSYM tadında soruları da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda orijinal sorular bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.